Tarihi Ayasofya. Tarihi İstanbul'a gelip de büyük insanlık eseri olan kutsal bilgelik ne anlamına gelen Ayasofya'ya gitmeyen yok gibidir. Günün herhangi bir saatinde dahi tarihi yarımadaya tepeden bakmakta ve tüm heybetiyle Ayasofya bizlere orada olduğunu her daim bildirmektedir. Belki de ilk defa Ayasofya'ya nasıl gidilir diye bir cümle kurmayacağız. Çünkü zaten yerli ve yabancı turistler kilometrelerce uzaktan İstanbul'a gelmekte ve ilk olarak Ayasofya'ya gitmektedirler. Tarih boyunca çeşitli statüleri olan yapı Ayasofya Katedrali, Ayasofya Kilisesi, Ayasofya Camisi, Ayasofya Külliyesi, Ayasofya Müzesi gibi isimlerle adlandırılmıştır. Tarihi İstanbul Yarımadası'nın ortasında Sultanahmet'te bulunan Ayasofya'ya ayrıca İstanbul'un her yerinden ulaşmak kolaydır. Bugün müze olarak insanlığa hizmet vermekte olan Ayasofya'nın tarihi ve yapılışı hakkında birkaç farklı bilgi vardır. Amacımız bu bilgileri derleyerek daha kolay anlaşılır hale getirmektir. O halde Ayasofya tarihini anlatmaya başlayalım. Ayasofya tarihçesi ile ilgili ilk vereceğimiz bilgi günümüze gelene kadar 3 defa inşa edilmiş olmasıdır. Birçok tarihçi bu mabedin Büyük Konstantin'in eseri olduğunu söylese de aslında yapı ancak oğlu olan 2. Konstantin zamanında bitirilmiş ve 360 yılında açılmıştır. Bildiğiniz üzere 1. Konstantin Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk imparatorudur. Hristiyanlığın Milano Fermanı ile Roma İmparatorluğu'nda hürriyetine kavuşması akabinde 324 yılında Roma İmparatorluk Merkezi Konstantinopolis'e gelmiş ve bir takım kiliseler yapılmaya başlanmıştır. Bunlar Aya İrini ve Aya Dinamis'tir. 330 yılında da Konstantinopolis başkent yapılmıştır. 1. Konstantin böylece Konstantinopolis adını verdiği 2. Roma'yı kurmuştur. Roma İmparatorluğu da 395 yılında resmen ikiye ayrılmıştır. Ayasofya henüz bu kiliselerin arasında yoktur. 235 yılında Kudüs'e inen 1. Konstantin'in annesi İmparatoriçe Helena orada gördüğü mabetlerden etkilenmiş ve dönüşünde oğlundan bir mabet yaptırmasını istemiştir. Doğu kültürlerini gezen Bizans mimar ve bilim insanlarının da etkisiyle Artemis Tapınağı'nın kalıntıları üzerine ilk Ayasofya ahşap çatılı, taş duvarlı, 3 nefli bir bazilika olarak yapılmıştır. 9. yüzyıla ait Bizans yazmasına göre bu ilk Ayasofya'nın mimarı Efratas isimli bir mimardır. Bu mabede ait günümüzde herhangi bir kalıntı bulunmamakla birlikte Ayasofya Müzesi deposunda bulunan tuğlaların bu ilk mabede ait olduğu düşünülmektedir. 381 yılında çıkan bir ayaklanma sebebiyle çatısı yanan mabet 9 Haziran 404 tarihinde İmparator Arkadios'un hoşgörüsüzlüğüyle tanınan Patrik Hristostomus'u sürgüne göndermesiyle çıkan halk ayaklanmasında ise tamamen yanmıştır. 2. Ayasofya, 2. Tedasüs'ün 408 yılında yapımına başlanmış ve 415 yılında açılmıştır. Zaten yapımından 15 yıl kadar sonra da Hagia Sophia adı kullanılmaya başlanmıştır. Bu mabet de 5 nefli ve ahşaptır. Bazilikal plana sahip yapının mimarı ise Rufinos'tur. Bu ikinci yapı ise 532 yılında çıkan ve Nika isyanı, Nika yani zafer olarak bilinen halk ayaklanması sonucu tamamen yıkılmıştır. Nika isyanı, İmparator Justinian saltanatının 5. yılında aristokrat kesim ile esnaf ve tüccar kesimin imparatora karşı birleşmesi sonucu çıkan büyük ayaklanmasıdır. Bu halk ayaklanmasından sonra Ayasofya 3. ve son defa inşa edilecektir. Zaten inşa edildiğinde günümüze kadar gelecek olan yapı bu 3. yapıdır. İmparator 1. Justinian ayaklanmadan sonra düzeni ve birliği sağlamanın zaferi olarak hipodrom ve çevresinde 30.000 ila 50.000 isyancıyı öldürdüğü söylenmektedir. Ayasofya'yı tekrar inşa etmeye karar vermiştir. Bunun için Anadolulu teorik geometri çalışmalarıyla tanınan 2 filozofu görevlendirmiştir. Bunlar Aydınlı Tralles ve Miletli Milatos'tur. İnşaat süreci 532 yılında başlamış ve 537 yılında kutsanarak açılışı yapılmıştır. Hatta kaynaklarda belirlendiğine göre Ayasofya'nın açıldığı gün İmparator Justinius mabede girip Kudüs'te bulunan Hz. Süleyman'ın mabedine gönderme yaparak "Ey Süleyman, seni geçtim" diye bağırmıştır. Ayasofya böylece tarihteki yerini daha da pekiştirecektir. Aslında Ayasofya günümüze kadar içindeki eserler ve de mozaikleriyle dokunulmadan gelmiş değil. Çünkü tarihte Ayasofya'nın yaşayacağı iki büyük toplumsal olay daha olacaktır. Bunlardan ilki Avrupa'nın Katolik Hristiyanlarının, Papa'nın ve çeşitli Avrupa krallarının teşviki ve kışkırtması nedeniyle yapılan Haçlı Seferlerinin dördüncüsüdür. Bilindiği gibi Haçlı Seferleri toplamda 9 tanedir ve özellikle Orta Doğu'daki Müslümanlara karşı yapılmıştır. İkinci olay ise İstanbul'un 1453 yılında fethedilmesidir. Şimdi bu iki olaya da Ayasofya tarihçesi olarak kısaca değinmek gerekmektedir. Aslında 4. Haçlı Seferi'nin amacı Kudüs'ü Müslümanların elinden kurtarmaktır. Bu yüzden Papa Avrupa'yı sefere davet etmiş ve toplanan ordunun yönetimini İtalyan Bonifacio'ya vermiştir. Haçlı ordusu kente girerek 1204 yılında Konstantinopolis'i işgal etmiştir. Bu işgal sonucunda kent ve Ayasofya yağmalanarak önemli tarihi eserler Avrupa'ya kaçırılmıştır ve çoğunun izi ne yazık ki sürülememiştir. 4. Haçlı Seferi 2 yıl sürse de 1261 yılına kadar Katolik Hristiyan Latin İmparatorluğu Bizans'a hakim olmuştur. Bu seferde Haçlı ordusunu Konstantinopolis için kışkırtan Enrico Dandolo'nun mezarı Ayasofya'nın 2. katına yapılmıştır. Ayasofya ve İstanbul'un fethi. Ayasofya'daki son Ortodoks ayini 28 Mayıs 1453 tarihinde Bizans ordusunu cesaretlendirmek için yapılmıştır. Bu ayine imparator dahil devlet adamları ve halk katılmıştır. Ahin şehir surlarında sona ermiştir. Bir gün sonra ise akşam üzeri saatlerinde kente giren Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya gelmiş, atından inerek içeriye girmiş ve sessizce bir süre Ayasofya içinde kalmıştır. Hatta büyük salona girerken birinin zeminde bir taşı sökmeye çalıştığını görerek bu kişiyi azarlamıştır. Askerlerini ise yağmalamayı acilen durdurmalarını emretmiştir. Bir sonraki buyruğu Ayasofya'nın cami olmasıdır. Kente girildikten sonra 3. gün olan Cuma günü Fatih, Ayasofya'ya gelerek ilk Cuma namazını askerleriyle burada kılmıştır. Artık burası sultanların büyük camisi olacaktır. Çeşitli kaynaklara göre Fatih, Cuma namazı için mimar ve ustalara mihrap ve minber yaptırmıştır. Hatta tahtadan bir de minare yaptırmıştır. Ayasofya içindeki heykelleri ve tasvirleri kaldırtmış, mozaiklerin üzerine kireçle kapattırmıştır. Fatih Sultan Mehmet kendi adına bir vakıf kurmuştur. Bu vakıf Konstantinopolis'teki Bizans'a ait binalardan ve arsalardan elde edilecek olan 14.500 altının Ayasofya'nın masrafları, onarımı ve bakımı için harcanması işini de organize edecektir. Ayasofya 1934 yılına kadar cami olarak İstanbul'da hizmet vermiştir. 9 Eylül 1934 tarihinde devletin resmi yayın organı olan Cumhuriyet Gazetesi'nde Ayasofya'nın müze olacağı haberi duyurulmuştur. Ayasofya'nın vakfiyesi lağvedilmiş ve artık bakım, onarım gibi konular kamu bütçesine dahil edilmiştir. 1985 yılında arkeolojik park kapsamında hipodrom, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı ile birlikte Ayasofya, UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Büyük bir kültürel miras olan Ayasofya, bugün müze olarak tüm insanlığa hizmet vermeye devam etmektedir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.